Şimdi cevap vermediğim bir soru vardı. Neydi soru? Arkadaşlar soruyu unuttular gittiler. Esrar'dan sonra rant esrarını görürüm falan. Evet. Şimdi ona cevap vereyim. Ne dedik? Main fonksiyon çalışıyor. Ve bunun lokalde bilgileri var. Değil mi? Ne vardı? X vardı, Y vardı. Başka? Bir de result mı vardı? Tamam. Bu getround'ı çağırdığı zaman buraya geliyor. Buradan da round'ı çalışıyoruz. Bunda lokal bilgileri var. Ne vardı burada? Herhangi bir lokal bilgi tanımladık mı burada? Ha, var tabii. AB vardı değil mi? Değil mi? Şimdi main'in içerisinde düşünün. Main'in içindeyiz. Şu yok. Ben S-round dediğim zaman mesela S-Rant 5 dediğim zaman bu 5 değeri bir yerlerde saklanması lazım ki ben hala anlatamadım. Hala. Bu 5 değeri bir yerlerde saklanmalı ki ben rant dediğim zaman farklı bir random sayı, 5'e göre bir random sayı üretilsin değil mi? Doğru mu? Evet. S-rant bir yerlere saklamalı bu 5'i. Yoksa bu nereden bilsin 5 ile başlayacağını veya ben buraya 10 dediğim zaman 10 ile başlayacağını veya ben buraya başka bir şey dediğim zaman 10 ile başlayacağını. Bununla başlayacağını. Rant nereden bilsin? Bu bir yerlere saklayacak bu 10 değerini. Bu da bilecek onunla başlayacağını. Oraya başlayacak ve random sayı üretecek. Bir sonraki çağrışta da şurada ürettiği sayıyla başlayacak demiştik değil mi? Ne demiştik? Şu F onu döndürüyor bana. Değil mi? Bu da F X'i döndürüyor değil mi? Yani F onu döndürüyor bir şekilde. Yani aslında şu rant fonksiyonu da bir yerlere bir şey yazıyor, şu rant fonksiyonunu kullanıyor. Siz onu görmüyorsunuz. Ama arkada bir şeyler dönüyor. Şunların arasında arkada bir şeyler dönüyor. Bir yerlere bir değerler yazılıyor yani. S-rant yazıyor, rant kullanıyor. Oluşturduğu zaman return etmeden önce bu da yazıyor ya. Ki bu kullanıyor. Bu da ürettiği sayıyı return etmeden önce bir yerlere yazıyor. Ekstra. Bu yer neresi olabilir? Şimdi S-Rant çalıştı. Gel bunu şey yapmadan. Şu S-Rant. Ben buna 5 onu gönderdim. Lokalde bir değişkenin içerisine koydu onu. Bu gidip main'in bir yerlerini yazabilir mi? Şuraya yazabilir mi? Ben sadece 10 değerini gönderdim. Main'in şurasıyla alakalı bir bilgi göndermedim. O sebeple buraları bir yere yazamaz. Yani şurada oluşturulmuş bir değişkenin içerisine yazamaz. Neredeki bir değişkeni yazıyor? Hani en başta hafızayı heap ve stack olarak ikiye ayırmıştık. Söyledik mi bunu? Biz aslında stack'te, lokal değişkenlerin tamamı stack'te ayrılıyor. Dersimizin sonuna doğru dynamic memory'yi konuşurken heap'ten bahsedeceğiz ve dynamic olarak allocate ettiğimiz malloc'la allocate ettiklerimiz heap'te oluşturuluyor diyeceğiz. Heap'te allocate ediliyor diyeceğiz. Ama bu S-Rant da bir şekilde o heap'te bir değişken oluşturuyor. Heap'te, aslında heap'te stack'te, stack böyle gider, heap buradan gider. Aynı memory çünkü. Şurada bir değişken oluşturuyor.
ve bu değişkenin içerisine 10 değerini yazıyor. Bunu hem S-rand biliyor hem rand biliyor şu değişkeni. Bir şekilde öyle implementedilmiş bunlar. Nasıl yapıldığını söyleyeyim, anlatmaya çalışıyorum. Ve rand çalışmaya başlayınca bu 10 değerini okuyor. O 10 değerine göre bir random sayı üretiyor. Ürettiği değeri de buraya tekrar yazıyor. Rand tekrar çalıştırdığı zaman bunu okuyor. Bir random sayı üretiyor. Aslında fonksiyonunu çalıştırıyor. F fonksiyonunu çalıştırıyor. Oluşturduğu değeri buraya yazıyor. Aynı zamanda return ediyor. Anlaşıldı mı? Yani bir başka hafızayı kullanıyor o değerleri yazmak için. Nerede burası? Heap'te. Bunu nasıl hallediyor? Statik değişkenlerle hallediliyor. Global değişkenlerle hallediliyor olabilir. Ama bunları daha görmedik. Bunu halletmenin yolu var. Zamanı gelince konuşuruz. Tamam? Ama nasıl olabileceği konusunda fikir ettik mi? Hı? Şuralarda değil yani. Buralarda olmadığı için nasıl rand ile srand arasında bu bilgi taşındı? Siz rand'ı nerede nereden çağırırsanız çağırın buraya ulaşabiliyor. Zaten şurada olsaydı ben rand'ı çağırdığım zaman zaten buradaki bilgiyi kullanamazdı. Niye? Parametre olarak gitmiyor. Main bugün burada, yarın başka yerde veya herhangi bir fonksiyon bugün burada, başka yarın başka yerde şu stack içerisinde. Değil mi? O yüzden onun yeriyle ilgili ben bilgiyi fonksiyona parametre olarak gönderiyorum. Ama şunun yeri sabit. Her zaman aynı. Evet. Hayır, esrandı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Esrandı kullan, randı çalıştık. Tekrar esrandı kullan. 20 ile tekrar randı çalıştık. Bunu da ye. Üstten sınırları var mı? Nasıl üstten sınırları? Hayır, herhangi kaç kere kullanmak istiyorsan kullanabilirsin. Ama genelde kullanılan esrand bir kere kullanılır programda. En başta bir kere esrand yaparsın. Ondan sonra hepsi başka bir yerden başladığı için değişik random sayılar olarak belirtiyor. Genel kullanım öyledir ama kullanmanı engelleyecek bir durum yok. Anlaşıldı mı? Peki, baştaki soru. Yani ben srand'ı bir fonksiyonda main'de yapıyorum. Rand'ı bir başka fonksiyonda diyelim getRand'da yapıyorum. Ve buradan buraya bilgi nasıl aktarılıyor? Cevabı bir miktar kafanızda oluştu mu? Bunu C'de nasıl yaparız? Bu oluşmamış olması lazım. Bunu C'de nasıl yaparız? Daha sonra konuşuruz. Ama şu anda bilmiyoruz. Ama ne yapmam gerektiğini biliyoruz. Nasıl bir şey olması gerektiğini biliyoruz. Ama nasıl yapılır bu C'de bunu bilmiyoruz. O yüzden bu rand, srand fonksiyonlarının içeriğini bilmiyorsunuz ama rahatlıkla kullanabiliyorsunuz değil mi? Nasıl yaptığıyla ilgilenmiyorsunuz, ne yaptığıyla ilgileniyorsunuz. Nasıl yaptığı ayrı bir hikaye. Geldi mi? Evet, bunu konuştuk. Burada bir water bill problem var. Bakarsınız kitapta var. Üzerinde durmak istemiyorum. Sadece burada şuna dikkat edin. Bakın water bill problemi geçen seneden hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama su parası hesaplıyor. İşte su parası hesaplarken bazı formalizasyonlar var. Önemli olan şu. Şu structure chart çıkartılmış. Bu structure chart da mesela getData diye bir fonksiyon part var. Verileri alayım. Algoritmamda verileri almam lazım. Onun için bir structure chart'ta bölüm var. Bunu fonksiyon olarak ifade edebilir miyiz? Bakın şurada ne diyor? Unpaid, previous ve current getData tarafından okunacak ve işte
kreatife bile sağlanacak. Şunu söylüyor. Peki bizim şu ana kadar bildiğimiz içerisinde bir fonksiyon kaç tane değer gönderebilir? Bir tane. O zaman ben bunu fonksiyon olarak yazabilir miyim? Şu anda yazamam. Daha sonra bunu fonksiyon olarak yazabilmeyi göreceğiz. Birden fazla return edebilmeyi düz return value ile değil de işte output parametreleriyle göreceğiz. Ama şu anda yapamazsınız. O yüzden bu fonksiyon değil. Display user interactions bu fonksiyon olabilir ama bunu da fonksiyon yapmamış. Çünkü sadece ben büyük bir ihtimalle bir printer fonksiyonla yapmışım bunu. Hem main içerisinde yapmışım. Çok önemli değil diye düşünmüş. Ama bakın şunu compute use charge'ı previous current alıp use charge'ı return eden bir fonksiyon olarak ifade etmiş. Veya determine late charge'ı unpaid alıp late charge'ı oluşturan bir fonksiyon olarak ifade etmiş. Display bill'i bir fatura miktarını alıp faturayı display eden bir fonksiyon olarak ifade etmiş. Tamam? Hangileri fonksiyon olacağı aslında bu scratch şarttaki her şeyin fonksiyon olması gerekmiyor. Tamam? Ama bir kısmı fonksiyonları ayırma işlemi de aslında scratch chart çizerek yapabiliyorsunuz. Yani top down, stepwise refinement sonucuydu ya structure chart algoritmamızı oluştururken algoritmamızın temel adımları onu da parçalıyordu. Şu anda temel adımların her biri orada bitmiş ama daha sonra daha refine edilecek, daha parçalanacak adımlar da olabilirdi. Tamam. Koduna da girmek istemiyorum. Zaten bugün fonksiyonlar hakkında yeteri kadar konuştuk. Evet. Burada birkaç tane programlamayla, program yazarken kullanmamız gereken style ile alakalı birkaç tane bilgi var. Consistent use of names in functions. Yani biraz önce hani şey demiştik ya, XY vardı, iki tane rakam ifade ediyordu. İşte display'i gönderirken XY, display function'ında da XY kullandık. Yani aynı bilgi için aynı değişken isimlerini kullanalım. Yani main içerisindeki XY değişkeniyle fonksiyonun içerisindeki XY lokal değişkeni farklı değişkenler. Ama aynı şeyi ifade ediyorlarsa aynı identifier kullanalım. Ki görebilelim neler birbiriyle match ediyor aslında. Use same names to reference the same information. Crazy function. Bu çok önemli. Baştan beri söylüyoruz. Fonksiyon tek bir işlemi yapmalı. Yani şunu da yapan bir fonksiyon hem uzun olup uzun fonksiyonlar istemiyoruz, kısa olmalı diyoruz. Hem de daha sonra kullanılmaz. Çünkü bir fonksiyon A, B, C işlemini yapıyorsa, A işlemini, B işlemini, C işlemini arka arkaya yapıyorsa büyük ihtimalle ben tekrar A, B, C'yi arka arkaya yapan bir fonksiyona ihtiyaç duymam. Ama A işlemini tek başına yapan bir fonksiyona daha sonra ihtiyaç duyup reuse yapabilirim, tekrar kullanabilirim. Veya B işlemini yapan bir fonksiyona ihtiyaç duyup tekrar kullanabilirim. Eğer bunları arka arkaya yapmak istiyorsam da 3 fonksiyonu tekrar tekrar çağırırım. Değil mi? O yüzden fonksiyonlarımızın tek bir işlemi yapması lazım. Kolay okunup yazılabilir, debug edilebilir, maintain edilebilir olması lazım. Yani şöyle bakınca fonksiyonun doğru çalışıp çalışmadığını görebilmeliyim ben. Kısa olmalı. Böyle şeyler daha tekrar kullanmaya daha uygun. Anlaştık mı? Baştan beri aynı şeyi tekrarlıyorum aslında. Use constant macros. Bu da çok önemli. Yani programınız içerisinde 10 gibi, 5 gibi, 7 gibi, 27 gibi constantlar olmasın. Onların manası neyse o manayı ifade eden bir identifier'la constant macro olarak tanımlayalım. 27 kullanacağımız yere 12 kullanacağımız yere I sayısı diye kullanalım. Değil mi? 12'yi artık I sayısı mı başka bir şey mi? Belli I sayısı. I sayısına göre. Tamam? St
statements are easier to understand. Easier to maintain. Daha sonra baktığınız zaman 12 neydi diye düşünmezsiniz. Ne oldu zaten belli. Tamam? Easier to maintain. Niye? Çünkü ay sayısı değişmez ama. 12 hiçbir zaman 13 olmaz ama. Değiştiğini düşünün. Birçok yerdeki 12'yi siz 13'e çevirmeniz lazım. Öteki türlü ama sadece Hans-Dietrich Makkacık Direction'da değiştirmek gerekiyor. Bunun detaylarına girmediğimiz için bunu tekrar geçiyorum. Örnek vardı. Örnekler üzerinde, farklı örnekler üzerinde farklı şekillerde konuşuyoruz zaten. Geçtiğimiz dönemdeki aynı örnekleri tekrar aynı şekilde konuşmak istemiyorum. Kitabınızda da var zaten. İsteyen, anlamamış olan kitabına bakar. Daha iyi şekilde anlıyor. O yüzden bu dersi sıfırdan alan kimsenin olmasını istememiştim. Yok herhalde değil mi? Sıfırdan alan yok. Herkes geçtiğimiz dönem aldı şu anda tekrar. Nested if statement'ları mümkün demiştik. İşte biraz önceki sıfırdan büyük, sıfırdan küçük şuraya geldiğimiz zaman sıfır eşit olduğunu biliyoruz. Bu da print edilmemiş de pozitif sayıların sayısı bir arttırılmış veya negatif sayıların bir arttırılmış veya sıfırdan sayısı bir arttırılmış. Problem var mı? Evet. Bu tip if statement'ını yazmanın yollarından bir tanesi de işte şu şekilde yazabiliriz. Sıfır. Sıfırdan büyükse pozitifleri arttırayım. Else yok farkındaysanız. Tekrar sıfırdan küçük mü diye kontrol edeceğim. O durumda negatifleri arttıracağım. Else yok. Eşit mi diye kontrol edeceğim. Çünkü bunlardan bir tanesi doğru. Ya büyüktür ya küçüktür ya eşittir değil mi sıfıra? Ama hiçbirinin else yok. Soldaki mi daha iyi, sağdaki mi daha iyi? Soldaki. Efendim? Soldaki daha iyi. Niye? Sağdaki daha toplu durmuyor mu? Bana sağdaki daha toplu duruyor. Soldakinin problemi, sağdakinin problemi sıfırdan büyük bir x değeri için bile sıfırdan büyük mü diye kontrol ediyor, küçük mü diye kontrol ediyor, eşit mi diye kontrol ediyor. Üç karşılaştırma yapıyor. Her durumda üç karşılaştırma yapıyor. Soldaki ise sıfırdan büyükse tek bir karşılaştırma yapıyor. Sıfırdan küçükse iki karşılaştırma yapıyor. Sıfırdan büyük mü diye bakıyor? Değil. Küçük mü diye bakıyor? Evet. İki karşılaştırma yapıyor. Sıfıra eşitse gene iki karşılaştırma yapıyor. Hiçbir durumda üç karşılaştırma yapmıyor. Soldaki kod daha hızlı çalışacak sağdaki koda göre. Ama okumaya geldiğiniz zaman sağdaki biraz daha okunaklıymış gibi. Bu ikisinin avantajlarını birleştirip soldaki kodu şu şekilde yazmak. Aslında yazdığımız şey aynı şey. Soldaki ile sağdaki aynı şey. Ama daha okunaklı bir şekilde yazılmış hali. Yoksa yazılan şeyin birbirinden farkı yok. İkinci els, kimin elsi? İçteki if'in, nest if'in elsi. Birinci els, en üstteki if'in elsi. Tamam? Sadece yazılışı değiştirdik. Peki, C sizin nasıl yazdığınızla ilgileniyor mu? Hayır. Siz istediğiniz gibi girintili çıkıntılı yazabilirsiniz. Hepsini aynı hizaya yazabilirsiniz. İstediğiniz kadar boşluk koyabilirsiniz. Tab koyabilirsiniz. C bunların hepsini siliyor aslında. Hiçbiri yokken compile ediyor. C compile. O yüzden C'de bunların hiçbirinin önemi yok. Onları siz kendiniz için yazıyorsunuz. O yüzden soldaki yazılışla sağdaki yazılış C compiler açısından aynı şey. Sizin açınızdan birisi daha okunaklı sadece. Tamam? Evet. Bir başka örnek. İşte salary hesaplayacağız. Yani maaş hesaplayacağız. Maaşta ne kadar vergi kesildiğini hesaplayacağız. İşte maaşımız 0 ile 15 bin arasındaysa %15 vergi kesiliyor. 15 bin ile 30 bin arasındaysa ilk 15 binden %15 kesiliyor. İkinci 15 binden
%18 kesiliyor. Bu Amerikan usulü olabilir ama Türkiye'de de böyle. Sadece rate'ler ve şeyler, limitler farklı ama yine böyle 3-4 tane vergi dilimi var. Ve işte ne bileyim 0-15 arasında %15, 15-30 arasında %18 demek. İlk 15 bin yine %15'de, ikinci 15 bin %18'de, üçüncü 15 bin değil artık, 20 bin %22 ile vergiler. Tamam. Anlaşılıyor mu? Buna uygun bir program burada görüyorsunuz. İşte Elsif'e bir örnek. Sıfırdan küçükse zaten problem var. Sıfırdan küçük olması ne demek? Aslında maaşınız yok. Öyle birisinin olmaması lazım. Bir problem var. Ters, eksi bir demiş. Aslında eksi bir bir problemi ifade eden bir eksi bir. Yoksa taksin negatif olması adama 1 lira geri ödemesi falan filan söz konusu değil. O bir hata ifade. Evet. Salary 15 binden küçükse salarınızı %15'e çarpıyoruz. Else 15 binden küçük değil ama 15 binden büyük ve 30 binden küçükse aslında artık biliyoruz 15 binden büyük, 30 binden küçük, 15 bin ile 30 bin arasındaysa ilk 15 bine %18 ikinci 15 yani 15 binden kalana %18 ilk 15 bine %15 bu 15 binin %15'i. Hesaplanmamış. 15 bin çarpı 0.15 ise 2,5 çıkacak. Tamam? Eğer 30 bin ile 50 bin arasındaysa, yani 30 binden küçük değil fakat 50 binden küçükse, 30 binden sonraki kısma %22, 30 bine kadar kısmına ilk 15 bine 22.500 ile ikinci 15 bine de kalanı işte toplamı 54 bin ediyormuş. Yani bu şu değer 15 bin çarpı 0.15 artı 15 bin çarpı 0.18. Tamam? O şekilde hesaplanmış. Elsif. En sonunda 150 binden küçükse şu şekilde hesaplanmış. 150 binden büyükse artık o da hata. 150 binden büyüklerin ne yapılacağı burada yok. O zaman ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sıfırdan küçükler ve 150 binden büyükler için ne yapacağımızı bilmiyoruz. Onların ikisi hata. Hatayı da eksi birle ifade ediyor. Tamam? Bu bir fonksiyon olarak düşünün. Salary'i alan ve tax'i return eden bir fonksiyon. Hata olma durumunu bu fonksiyon sadece yapıyor. Identify ediyor. Hatanın nasıl handle edileceğini, hata olma durumunda ne yapılacağını bu söylemiyor. Kim yapacak bunu? Bu fonksiyonu çağıran. Bu fonksiyonu çağıran salary'i gönderecek, tax'i alacak. Bakacak tax eksi birse ne yapması gerekiyorsa yapacak. Belki programı crash ettirecek. Belki işte bir hata var diye ekrana bir yazı yazacak. Belki işte 150 binden daha fazlası için ne yapacağını o daha iyi biliyor. Bir şeyler yapacak. Ne yapacağını bilmiyoruz. Bu sadece hatayı identify ediyor. Eksi bir diyor, geçiyor. Tamam? Anlaşılıyor mu? Burada ne var? Gene bir nested if var değil mi? Yani road sign, road status S ise snow manasına, false'a problem yok, dry careful diyor. True ise temperature sıfırdan büyükse veya küçükse ona göre mesajlar veriyor. Nested if. Bunu yazabiliriz değil mi? Bu nested if'i yazmak mümkün. İşte şurada yazılmış. Ghosts S'se temperature sıfırdan büyük ve küçük olma durumunda gibi yazılmış. Else diğer bir kere yazılmış. Peki yani şöyle yazmış olsaydık. Şu else kimin else'i? İlki dediğiniz üstteki değil mi? Üsttekinin else'i değil mi? Alttakinin else'i değil. Nereden çıkarttınız bunu? Alttakinin else'i hocam. Alttakinin else'i. Bunu nereden çıkarttınız? Bunun bir kuralı olması lazım değil mi?
bir kısım insan üsttekinin, bir kısım insan alttakinin diyorsa, C programlama dilinde bu compilation'ı birden fazla şekilde yapamıyor olması lazım. Bir kuralı olması lazım. Ya hep alttakine ya hep üsttekine associate etmesi lazım. Bunun bir kuralı olması lazım. Kural en yakın if'le associate etmesi. Eğer görüyorsanız en yakın if hangisi? Alttaki. Alttaki ile associate eder. Peki ya siz indentation'ın üsttekine göre yapmışsınız? C zaten indentation'ı kullanmıyor ki. C compiler için indentation'ın bir önemi yok. O indentation sizin için önemli. Siz yapılanla indentation birbirine uyumlu değil. Anlaşılıyor mu? Sol taraftakindeki else'ler şu else kimin? En üsttekinin. Hop bir else var. O else kimin? Önce ona karar vermem lazım. O else kimin? En yakının. If temp'le olanın. Tamam. Bu else o if temp'le o associated ettiği if temp. Bu else kimin? En yakın olan yine if row. Tamam. Association önemli. Kimle associated ettiği. Bu ne var ya? Şu anda niye düzeldi? Evet. If role status'ın if kısmını kör bireyselle sınırladı. Kör bireysel açtı ve else'in sonuna koydu. Artık if kısmı, if'in condition true olduğu zaman, role status s olduğu zaman yapılacak kısmı burada bitiyor. Artık bu else kimin? Role status. Role status. Tamam. Anlaşıldı mı? Bunları da hatırlıyoruz. En son switch statement'ıyla dersimizi bitirelim. If statement'ı ne yapıyordu? Bir statement bloğunun yapılıp yapılmamasına karar veriyor. If else iki statement bloğu arasında bunu mu yapılacak, bunu mu yapılacak karar veriyordu. Switch daha fazla alternatifler arasında da karar verebilen bir yapı. Several alternatives arasında seçim yapabilen bir yapı. Ama if çok genel bir yapı. Yani condition'ımız herhangi bir şey olabilir. Yani if'deki condition herhangi bir else şöyle derseniz şu condition herhangi bir boolean expression olabilir. Herhangi bir expression olabilir. Çok genel. Ama switch'teki switch'te sadece eşitlik çekebiliyoruz. Yani herhangi bir değişkenin, x değişkeninin 5'e eşit olup olmadığını switch'te çekebiliyoruz. 7'ye eşit olup olmadığını switch'te çekebiliyoruz. Yani sadece eşitlik bakabiliyoruz. Büyük, küçük bakamıyoruz. Veya end'le or'la bağlanmış şekli en genel haliyle mümkün değil. Tamam? Sadece eşitlik bakabiliyoruz. Ve switch'te birçok case varsa bu case'lerin her biri aynı değişkenin değişik değerlere eşit olup olmamadığı şeklinde olmalı. Çünkü switch'in yapısı neydi? Switch diyorduk. Bir tane değişken diyorduk, değil mi? X diyorduk. X değişkeninin değişik değerleri case 5 ise şunu yap diyorduk. Case 7 ise bunu yap diyorduk. Değil mi? Bir de default'u vardı. Nasıl çalıştığını da konuşalım. Ya anladınız mı? Tek bir değişken ve bunun eşitlikle bakabileceğimiz durumlarına bakabiliyor sadece switch. Anlaşılıyor mu? Şurada bir switch var. Grade. Grade bir karakter. A karakterine eşitse, B karakterine eşitse, C karakterine, D, F karakterine eşitse diye bakıyor. Burada iki tane ekstra şey var. Break. Break'i niye kullanıyoruz? Çünkü şöyle bir çalışma stili.
Toysal çalışıyor. Nasıl çalışıyor? X'e 5'e eşit mi diye bakıyor. X 5'e eşitse şunu yapıyor. Ama bir kere true olduktan sonra devam ediyor yapmaya. Bunu da yapıyor. Bunu da yapıyor. Şunu üçünde çalıştırıyor. Yani 5'e eşitse şu, bu da çalışır, bu da çalışır, bu da çalışır. 5'e eşit değilse gidiyor 7'ye eşit mi diye bakıyor. 7'ye eşitse bu çalışıyor. Ama bir kere eşit olduktan sonra alttakilerin hepsi yapıyor. Bunu da yapıyor. Yani şunlar sadece label'lar. Şu statement'ların label'ları. Sen statement'ları başladın mı alta kadar devam ediyorsun. Veya 5'e eşit değil, 7'ye eşit değil. Default her zaman doğru. Bunu yapıyor sadece. Tamam mı? Demek ki 5'e eşitse şu üçünü de yapacak. 7'ye eşitse bu ikisini yapacak. Diğer durumlarda da bunu yapacak. Şekilde çalışacak bu. Anlaşıldı mı? Biz eğer siz 5'e eşitse sadece bunu yapsın diyorsanız bunu yaptıktan sonra diğerlerinin yapmasını atlayacak şekilde şuraya break koymalısınız. Bakın return. Return gibi değil aslında. Break bu structure'ı sonlandırıyor. Return fonksiyonu sonlandırıyor. Tamam? Veya 7'ye eşit olduğunda sadece bunu yapmasını istiyorsanız buraya break demeniz lazım. Ki şunu yapmasın. Default'da bunu her zaman yapacak. Bunu yaptıktan sonra başka statement varsa, başka case'ler varsa buraya da break koymak zorunda kalabilirsiniz. Default'un arkasına koyabilir miyim? Default'un arkasına da break koymanız mümkün. Yok şey, ki mesela default'un arkasına... Evet, başka case'ler koyabilirsiniz. Çok anlamlı değil ama koymanızı engellemez. Çok anlamlı değil ama. Hocam bir şey soracağım. Mesela adam baktı diyelim 5 değil, 7 değil. Default o zaman... Default'da yaptı, yapmadı, hata vermez. Default'un altını yaptı. Yani zaten default'da tamam, benim demek istediğim o. Çok anlamlı değil. Koyabilirsiniz ama çok anlamlı değil. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Çok anlamlı değil. Sen de anlamsızlığı ifade etmeye çalışıyorsun. Evet, anlamlı değil. Evet, şuna bir bakalım. İşte... Great değeri A karakterine eşitse excellent yazacak. Break olduğu için gelince şuradan devam edecek. Anlaşıldı mı? A'ya eşit değilse, B'ye eşitse good yazacak. Break olduğu için buradan devam edecek. B'ye de eşit değil, C'ye eşitse okay yazacak. Hiçbirine eşit değilse şunu yazacak. Bakın break yok. İhtiyaç yok çünkü bundan sonra başka statement yok herhalde. Burada devam edecek. Anlaşıldı mı? Switch'in çalışma mantığı anlaşıldı mı? Pekala, şöyle yazmış olsaydım. Ne olacaktı? Case 5 ise şunu yapacaktı. Devam ve devam edecekti. Bunu da yapacaktı. Tabiriyete kadar. Yani 5 ise şunu yapacaktı değil mi? 7'ye eşitse yine bunu yapacaktı. Yani neye benziyor? Veya'ya benziyor. 5 ise veya 7 ise bunu yapacak. Değilse zaten default'a geliyor. Anlaşıldı mı? Arka arkaya koyduğunuz label'lar bir şekilde or manasına gelebiliyor. Ama aynı değişkenin üzerinde olması lazım. Tamam mı? And yapamıyorsunuz ama or yapabiliyorsunuz. Zaten eşitlik baktığı için and'in manası yok. 5'e eşitse ve 7'ye eşitse diye bir şey anlamsın değil mi? Evet. O yüzden switch bir controlling expression aslında şuraya değişken dedik ama buraya herhangi bir expression yazabiliyorsunuz. Genelde değişkenler kullanılır ama expression de yazabiliyorsunuz. Yani x artı 3 buna eşitse buna eşitse buna eşitse diyebilirsiniz. Veya x artı y buna eşitse buna eşitse buna eşitse diye bakabilirsiniz. Label set birden fazla label kullanabiliyorsunuz. Her statement için ve sonuna break kullanmak önemli. Genel yapı bu. Bahsettim.